Merhaba, günaydın, nasılsınız? Sizinle vlog paylaşmayı, günümü paylaşmayı inanılmaz özledim gerçekten. Karşım hapşırdı. Sürekli böyle normal videolar koyuyorum. Tabii ki onları da sizinle paylaşırken çok keyif alıyorum ama orada da böyle çok uzatmamı sevmeyenler rahatsız olmasın diye konuşamıyorum. Böyle ama ben konuşmak istiyorum falan oluyorum. İyi ki vloglar var, iyi ki yine buradayız. Eğer severseniz sık sık devamı gelsin. Bugün doğum gününden kalan hediyeleri beraber açtığımız, bak ocağın sonu oldu anca açıyorum, sizi bekledim. İlk defa online olarak alışveriş yaptığım bir firmadan gelen pakete baktığımız, o da o kadar uzun zamandır bekliyor ki. Biraz tarçınlı, bolca da benle güzel bir video olacağını düşünüyorum. Hadi başlayalım. Günaydın, 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 günaydın. Oh! Hadi gidelim. Koş gidelim. Hazır mısın? Hazırsın. Pembe ile kırmızının uyumu. Şimdi eve geldik. Hemen pencerenin önüne oturdum. Üstüme de sabahlığımı geçirdim. Ve sizinle sohbete başlayabiliriz. İlk önce size bahsedeceğim şey, hani demiştim ya ilk defa online'ını ziyaret ettiğim bir site vardı diye oradan alışveriş yaptım. Ondan bahsedeceğim. Louis Vuitton'dan bir alışverişim oldu. Bu tabii ki kargo poşetiyle geliyor. Ama ben hani aldığım ürünler mi diye baktım. Şöyle paketi beraber açalım. İçeriğini hiç incelemedim gördüğünüz gibi. İkisi çok eğlenceli. Bir tanesi de gerçekten merak uyandırıcı bir şey. Şimdi onları açalım. İlk önce Louis Vuitton deyince sizin de altınızda saçla ilgili şeyler geliyorsa ben de bu sefer saçtan gittim. Şöyle iki tane wax denilen şeylerden aldım. Bunun bir tanesinin kurbanı Emrah. Gri olanı Emrah da deneyeceğim. Mor olanı da kendim için aldım. Bunlar saç renklendiriciler. Öyle söyleyebilirim. Şu şekilde. Tabii ki bunları da ilerleyen zamanlarda beraber deneyeceğiz. O zaman çok daha net anlaşılır. Bu gri olan, bu da mor olan. Bayağı öven, bayağı kullanan vardı. Hiç kokusu yok. Hani rahatsız edecek değil. Hiçbir kokusu yok. Şöyle de İçerisi çok heyecanlıyım bunları deneyeceğim için. Gri olana da bakalım tabii ki. Oo, çok güzel duruyor bu. Çok çok hafif bir kokusu var ama böyle kesinlikle rahatsız edecek bir şey değil. Bunu benim anladığım kadarıyla saçınıza uyguluyorsunuz. Saçınız renkleniyor ve çıkartmak istediğinizde de yıkıyorsunuz bu şekilde. Başka merak ettiğim ürün de bu aktif karbonlu şeyler, bu aralar çok moda oldu biliyorsunuz. Her yerde aktif karbon. Louis Vuitton'da aktif karbonlu maskeler, diş macunları vesaire vardı. Ben de şöyle bir diş temizleme tozu aldım. Hem kendim için hem de Emrah için. Hemen paketi açıp size de göstereceğim. Toz halinde. Buna normal diş fırçanızı batırıp dişlerinizi fırçalıyorsunuz. Çok merak ediyorum. Mentol kokusu var, öyle söyleyebilirim. Bunun özellikle sitedeki yorumları da çok güzeldi. Bu yüzden çok merak ederek sipariş verdim. Aslında dişlerimde böyle normal benek benek halinde bir lekeler yok. Sigarada kullanmadığım için bu şekilde. Ama tabii ki kahveye, çaya vesaire çok maruz bıraktığımızda renk değişiklikleri olabiliyor. Ben biraz daha beyazlasın diye aslında bunu aldım. Umarım etkili olur. Çünkü dediğim gibi yorumlar efsaneydi. Bunları da denedikten sonra mutlaka yorumlarımı favorilerde, eğer favorilere girdiyse, ya da gün içerisinde sizinle paylaşıyor olurum. Böylece Louis Vuitton alışverişim bitti. 3 tane ürün almış oldum. Şimdi bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra da doğum günü hediyelerimize bakalım. Ya kızım. Ben geldim gene. Şimdi kahvaltımı ettim. Artık sizinle konuşabilirim. Dur birazcık kaldırayım şunu. Öncelikle şunu söyleyeceğim size. Uzun zamandır bana şu arka planda artık çekim yapma diyorsunuz. Çünkü çok karışık buluyorsunuz ve yerden göğe kadar haklısınız. Ben de bunun için bir çekim odası ayarlıyorum kendime. Şöyle söyleyebilirim. Bu birkaç tane daha tabii ki videoyu muhtemelen bu şekilde göreceksiniz. Ama en kısa zamanda artık daha düzelecek. Yazan arkadaşlara söylediğim gibi sabrınız, anlayışınız için çok teşekkür ederim. Umarım yeni arka planı yeni yakın zamanda beğenirsiniz. Şimdi hediyelerimize geçelim. Şunu söylemeliyim. İki paketin içerisinde neler olduğunu biliyorum. Yani paketleri daha önceden açtım. Ama yerleştirmek için sizinle de paylaşmayı bekledim. Öncelikle şöyle bir paket var. Arkadaşlarım böyle YouTube'da olduğunuzu bildikleri için böyle bir hediye alırken içerikle üretebileceğiniz hediyeler alması inanılmaz tatlı bir şey. Bu hediye de bunlardan bir tanesi. Bana şöyle panduf almış. Hatta ben onun ayağındakilerini beğenip nereden aldın bunları falan diye sormuştum. Hatta bana da al ya falan demiş olabilir. Notebook gibi bir şey var.
inanılmaz ihtiyacım olan bir şey. Hatta şunu itiraf ediyorum. Ben normalde bir ajanda kullanıyorum biliyorsunuz. Hatta ajanda kullanmaya bayılıyorum. Ama böyle gün içerisinde de ufak tefek yapacağım şeyleri... Gün içinde de ufak tefek yapacağım şeyleri böyle gün gün hatırlatacak bir aslında defter arıyordum. Almadım o defteri ve böyle bir kağıt gelmiş oldu. Hatta böyle bir notluk diyebilirim. Bunu hemen açacağım ve kullanacağım. Şöyle bir unicorn pinim var. Öncelikle kağıt yüz maskeleri. Bir tanesi aydınlatıcı kahverengi pirinç yağlı. Şu. Hepsi Watson's'ın ürünü bu arada. Bir tanesi double HA dediği şey. Bunu beraber denemiştik bir videoda. Yatıştırıcı bir maskeymiş. Şöyle natto. Bunu çok merak ediyorum. Bunu deneyip inanılmaz sevmiştim. Kesinlikle herkesin alıp bence uygulaması lazım. Ve bundan bir tane de kendime almıştım. Henüz denemedim. 9 dakikada keratinli pedikür seti. Manikürle beraber pedikürden şu efsane. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci pakete geçelim. Bu paket hem böyle bir doğum günü hediyesi paketi olabilir. Hem de İngiltere'den gelenler diye de bakabilirsiniz. Yalnız bu paketin içerisinde gelen her şey yok. Bazılarını çıkardım size gösterebileceğim olanları göstereceğim şimdi. Dove'un şöyle üçlü bir seti var. Bunları da dediğim gibi daha önceden gördüm. İçinden bazılarını çıkardım, bazılarını ekledim vesaire göstereceğim. Kutunun içerisinden 3 tane ürün çıkıyor. Bir tanesi sanırım Hindistan cevizi, bir tanesi de narlı olabilir. Yanılıyor olabilirim. Şu şekilde 2 tane duş jeli, bir tane de en sevdiğim duş lifi, banyo lifi çıktı. Böyle pofiduk olanları kullanıyorum ve bunu da değiştirdiğim zaman ilk önce bunu kullanacağım. Bayıldım. Şöyle bir terlik çıktı. Böyle bir şey daha önce hiç görmemiştim. Böyle hem ayakkabı gibi de aynı zamanda bence. Çünkü tam böyle siyah, dar, kısa kıyafetlerin üzerine yazın, hatta altına pardon, altına giymek için bunu ayağıma denedim. Tam oldu. Numarası 39. Ben böyle 38,5 giyiyorum ama bu da çok güzel oldu. İki tane şeyden bahsedeceğim size. En sevdiğim. Bir dakika. Şuraya bir anket bırakıyorum şimdi. Beni tanıyanlar ve benim gibi düşünenler lütfen şuradaki anketi yanıtlayın. Benim en sevdiğim şey ne? Bekliyorum şimdi. Dayanamayacağım. Hemen işaretlerinizi düşünerek söylüyorum. Harry Potter. Bir tanesi bu makyaj çantası gibi kullanacağım. Aslında sanırım bir kalemlik. Pek emin olmamakla beraber çünkü çok fazla uzun. Ama Hogwarts'ın şöyle üzerinde amblemi var ve bu şekilde 4 grup var. Tabii ki Gryffindor'luyuz. Ve diğeri, bu kutuyu açmadım. Dışarıdan gördüm ama açmak için inanılmaz sabırsızlandım. Hemen açıyorum. Ya uf. Aa, arkası da var. Harry Potter bardak bu şekilde ve arkası da Harry'nin arkası. Mükemmel değil mi sizce de? Bayıldım gerçekten. Şu şekilde. Bir tane kızısı varmış, bir tanesi erkeklisi varmış. Yani Hermione ve Harry olarak böyle Harry'yi tercih etmiş. İyi ki de Harry'yi tercih etmiş. Çok çok beğendim. Böyle bir Harry Potter bardağı artık edit yaparken favori bardağım bu. Net. Arkadaşlar geri kalanı 21 gün şekersiz challenge bozdurur. Ama şu gördüğünüz şey irade. Öyle söyleyebilirim. Burada gördüğünüz şey irade arkadaşlar. Hemen paketi açıyorum. Şöyle bir tane çikolatamız var. Marks & Spencer'ın çikolatasıymış. Bu Emrah'ın ve benim en sevdiğim çikolata markası. Şöyle göstereceğim. Şu ortadakiler Emrah'ın favorisi. Şu yandaki de benim favorim. Ama buradaki kahverengi renklisi, yani koyu renkli olan Türkiye'de sanırım yok. Yanılıyor olabilirim. Onu aslında denemek için sabırsızlanıyorum ama bu bayağı bir bekleyecek. TX'lerimiz var. Şöyle minicik. Ve yine Tesco'nun şöyle bir çikolatası. Başka bir marka Penguin. Bu şekilde çikolatası var. Ay çok merak ediyorum bunları ama dediğim gibi ağzıma sürmeyeceğim. Ya. Poşet biterken içinde iki tane daha şey var. Bunun ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ya lütfen. Lütfen bu Türkiye'ye gelmesin aslında. Çünkü kesin böyle bir 10 kilo falan alırım. Net. En sevdiğim çikolata. Şu dünyadaki en sevdiğim çikolata. Bu minik portakalcık çikolataları asla açamam. Paketi şu anda açtığım an irademe çok yenik düşmekten korkuyorum. Hatta bunları böyle kutuya koyup falan kaldıracağım hepsini. İşte böyleydi doğum günü hediyelerim. Birçoğu sizinle denenecek. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi günümüze devam edelim. Önce paketleri yerleştirip çikolataları saklayalım ve pandufu giyelim. Yavaş.
sakin, tamam mı? Sana bir şey olmasın. Bye. Şimdi mutfaktayım. Akşam oldu. Neden hazırlandım? Birazdan makyaj yaparken anlatacağım ama dayanamadım. Bu Louis Vuitton'dan aldığım aktif karbonlu diş tozu var ya, onu deneyeceğim. Tadı diş macunu tadı değil kesinlikle ama böyle garip bir tadı var. Tarif edemiyorum. Ama böyle dayanılmayacak işte, tutamayacağınız gibi ağzınızda bir tat değil kesinlikle. Mentollü demiştim ya, evet, hafif böyle bir yakma demeyeyim de böyle naneli gibi bir şey olsa da dilde bıraktığı tat öyle bir tat değil. Şimdi Emrah gelmek üzere yolda, köprüyü geçmiş olması lazım şimdi. Emrah'la bir dışarı çıkacağız çünkü dur. İlk önce sıfat toplayayım, bir suratıma tonik falan süreyim ki şarjı da bitmeden bir ufak şarja koyacağım çünkü anlatayım. Şimdi babam taşınıyor. Babam normalde Bostancı'da oturuyordu ve işte Bostancı'dan bana girip gelmesi çok zor oluyordu. Özellikle akşamları ve kışın hani gerçekten çok zor oluyordu. Eskiden araba bendeydi sabahları ama şimdi Emrah arabayla işe gidip geliyor. Böyle olunca gündüz de bende araba olmuyor. Ve böyle olduğunda da hani babamın en ufak bir şeyinde babama gidip babamla ilgilenebilmem çok vakit alıyor. Yani ben İdealtepe'den minibüs yoluna yürüyüp minibüs yolu ve sahil arasında oturuyorum. Minibüs yoluna yürüyüp ondan sonra minibüse binip Bostancı'ya gidip tekrar babama doğru yürümem nereden baksanız bir yarım saat alıyor. Hatta belki daha da fazla. Böyle olunca da ben yürüme mesafesinde babamın olmasını çok istiyordum. İşte ev arayış sürecimiz vesaire başladı. Bir ev bulduk. Tuttuk orayı. İşte vesaire vesaire. Şimdi de babamın taşınma durumu olacak. Yarın taşınacak. En son şu 3 gündür belki 4 gündür bayağı bir yoğunluk başladı. Hadi ben bir şekilde halledebiliyorum. İşte sonuçta doğalgaz açtırılıyor vesaire vesaire. Ustalar geliyor. Onları beklemek gerekiyor. 2 saat 3 saat süre veriyorlar size. Boş evde bekliyorsun. Ondan sonra bunun gibi birçok şey oluyor. Ve evde de bazı tadilat demeyeyim ama ufak tadilat işleri vardı. Babam da kolileri yapma durumu da babama düştü. Adam tek başına maalesef tek başına bütün evi yani koliledi. Bayağı yorulmuş. Şey diyor hatta böyle ayaklarımın altı artık yanıyor sevgi diyor yani. Benim de gidebilmem oraya işte ustalar gidiyor ya da mesela dün temizlik vardı. Buradan ayrılamadım ve işte duvarlar silindi vesaire vesaire. Yani anlayacağınız benim de oraya gitmem akşam olacak. Emrah çok geç geliyor onu bekliyorum. Böyle çok karışık ve yoğun zamanlar. Yarın da artık taşınacak. Hatta ben siz şu anda bu videoyu izlerken muhtemelen deli gibi koli açıyorum falan. Öyle bir şey. İnşallah sağlıklı huzur içinde otursun da bugünler de geçer. Yapacak bir şey yok. Emrah da geldikten sonra çıkıp bir merdiven almaya gideceğiz. Babamın bir de buzdolaplarının içindekileri falan alıp bana getirmemiz lazım. Çünkü etler falan mahvolur. Şunu da AliExpress'ten almıştım son videomda biliyorsunuz. Bence güzel oldu. Şimdi idare eder. Birazcık sıfat toplandı gibi. Şimdi kamerayı şarja koyayım. Emrah'ı bekleyeyim o gelince. Artık tarçını çıkarttıktan sonra gidiyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Güneş hep sana doğar. Merhaba, iyi geceler. Şimdi eve geldik. Makyajımı çıkartayım şöyle. Kiko'nun şu makyaj temizleme sütünü kullanıyorum ve çok memnunum. Çok fazla indirime girmiyor ama bence yine de uygun fiyatlı bir ürün. Şöyle. Bugün aslında sizinle paylaşmak istediklerimden daha az şeyler paylaştım. Evdeydim çünkü. Koşturmacada olunca çok fazla gezip tozamıyoruz. Birazcık işler karışık. Bu arada da şekersiz çalıştı. 8. güne falan giriyorum. Bayağı iyi. Bir de o kadar yorgunum ki anlatamam. Hadi beraber bir kitaba başlayalım dedim ve pembe fili düşünmeye başlayacağım. Yarıya kadar gelmiştim ama bıraktım ve unuttum da aslında. Şimdi şöyle sıfırdan başlayayım. Çok keyifli bir kitaptı diye hatırlıyorum. En azından şöyle bu sene her ay bir iki kitap bitireyim çok istiyorum. Çünkü geçen sene çok kötüydü. Yani gerçekten çok azaltmıştım kitap okumayı. Bunun için çok suçluluk duyuyorum ve bir an evvel bunu toparlamak istiyorum. Ve pembe fili düşünmeyle başlayabiliriz. Akşam yemekten sonra
sonra ha bu arada bu şekersiz çalıştan bahsedecektim. Evet 7. günü falan bir hafta bitti ve bence çok iyi gidiyor. Bugün Instagram'dan sizin bununla alakalı bana sormuş olduğunuz soruları yanıtlamaya çalıştım. Genelde gelen sorular neden bunu yaptığım ve bundan sonra ne olacağıyla alakalıydı. İlk defa denediğim bir şey. Yani bundan sonra ne olacağını hiç bilmiyorum. Yeni deneyimliyorum ama bunu neden yaptığımı konuşabiliriz sizinle. Ben 21 günün sonunda bütün deneyimlerimden ve nasıl ilerleyeceğimden zaten bir video ile size bahsedeceğim. Enerji ve mutluluk gibi şeylerin yediklerimizle de alakalı olabileceğini düşünmem. Buna en büyük etkenlerden bir tanesi. Bir diğeri de kendimi fazla şeker takviyesi almış gibi hissetmem. Bunu nasıl size tabir edebilirim bilmiyorum. Ama son zamanlarda çok fazla tatlı yediğim için ve malum günlerden de önceye geldiği için çok fazla tatlı ihtiyacım vardı ve fazla tatlı yediğimde vücudumda iyi hissetmediğim bir şeyler oluyordu. Bilmiyorum belki kalp atışım, nabzım bilemiyorum tam olarak size tarif edemiyorum ama sağlıklı hissetmiyordum kendimi. Ne yediklerimden ne de hani içtiklerimden diyebilirim. Sonuçta şekeri sadece katı olarak almıyorsunuz. Sıvı olarak da içeceklerin içerisinde de bol miktarda var. Ve dedim ki bu gidişata bir dur demem gerekiyor. Çok uzun zamandır da biliyorsunuz böyle bir diyete başlayıp bırakma durumum vardı. Diyete başladım, diyet yaptım. Güzel de kilo vermeye başlamıştım. Ondan sonra bir durdu. Vesaire vesaire. Ben devam ettiremedim bazı sebepler vesaire yine. Ve bu şekersiz olayına başladım. Çok iyi geldi bana. Öyle söyleyebilirim. Birincisi kendimi daha iyi ve daha zinde hissediyorum. Böyle söyleyebilirim. İlk haftanın olayı buydu. Daha enerjik hissediyorum kendimi. Bu psikolojik mi diye düşündüm ama aslında değil. Çünkü bir yerden bir yere kalkarken vesaire o içimdeki hani demiştim ya böyle içimde, karnımda, kalbimde böyle bir rahatsızlık, bir sağlıksızlık hissediyorum diye. O tamamen ortadan kayboldu. Sanırım ikinci ya da üçüncü günden sonra çok daha dinç hissetmeye başladım. Galiba şeker bize çok kötü şeyler yapıyor. İlk önce 21 gün yapıp ondan sonra bir tatlı yerim ya ile başlarken tabii ki gene tatlıların tadına bakabilirim problem değil ama neden tatlı yiyeyim ki ya da neden bu şekeri vücuduma alayım, neden vücuduma bunu yapayım ki ye döndü aslında daha bir hafta olmasına rağmen. Kilodaki değişim yaklaşık 2 kilo verdim. Bunu aslında hedefim buraya kilo vermek değil birazcık daha kendimi dizginlemekti. Birazdan ne yapabildiğimi görmekti. Bu yüzden aslında 21 gün challenge dedikleri şey biraz daha böyle deneme ve kendini zorlama. Ama çok da fazla zorlanmıyorum açıkçası. Restoranın falan yanındayken böyle tatlılar falan aslında güzel geliyor. Yalan yok. Ama neden bunu yapayım ki diyorum. Kilo vermek birinci etken miydi? Sağlıklı beslenmeye alışmak birinci etkendi aslında. Çünkü şunu biliyordum. Ben kafamın içerisinde ya da tamamen benliğimde bunu bitirmeden yaptığım hiçbir diyet bir işe yaramayacaktı. Bunu biliyordum yani ve birçok diyet yaptım. Birçok belki saçma sapan ama belki de güzel şey yaptım ve hepsi boşa gitti. Çünkü hiçbir zaman kendimde bunu, hatta hiçbir zaman demeyeyim, bazen hissettiğim oluyordu ama bunun böyle üzerine gitmiyordum. Öyle söyleyebilirim. Ama şimdi bunu kafada değiştirmem gerekiyor. Böyle olunca daha sağlıklı beslenince, daha çok hareket etmeye çalıştıkça, daha çok başka şeylere yönelmeye çalıştıkça, işte su içmek, spor yapmak, vesaire vesaire. Bunlara yöneldikçe yemekle çok fazla işin olmamaya başlıyor aslında. Bu tamamen 21 gün şekersizlikten çıkıyor artık. Benim istediğim şey bu diyor belki de vücut sana. Benim zaten 29 senedir istediğim şey buydu ya geliyor. Kilo verme istememin bir sürü nedeni var. Tamamen tek bir neden diyemem. Büyüklüğü, küçüklüğü, evet bunun için çok fazla kilo vermem gerekiyor. Bunun için daha az kilo, yani az versem de olur ama fark etmez. Bir sürü nedeni var. Bunlardan gerçekten sizinle bahsedeceğiz umarım bir gün. Umarım ben bir gün bu sağlıklı beslenmeye, sağlıklı yaşamaya, çalışmaya ayak uydurabilirim ve o zaman sizin karşısına geçip diyeceğim ki bu yüzden, bu yüzden, bu yüzden, bu yüzden. Ama şimdi değil. Ama şu anda daha birinci haftadayız. Her şeyinden çok başındayız. Hiç acele etmeye gerek yok ama sağlam adımlarla İradeli bir şekilde hareket etmeye ihtiyacım var. Siz de buna benimle başlayabilirsiniz. Amacınız kilo vermek olur olmaz. Benim gibi biraz daha sağlıklı hissetmek
bedenimin daha sağlıklı hissetmesini sağlamak olabilir. Sağlık için bizlerin iradesinin dışında olan şeyler de elbette ki var. Ama bu bizim irademizin içerisinde. En azından ne yediğimize dikkat ederek, ne bileyim su içerek ya da telefondan ya da bilgisayardan birazcık daha uzak bir hayat sürmeye çalışarak birazcık daha kendimize iyi şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bunun içinde spor da var. Bunların hepsinin üzerinden beraber geçeceğiz ama bugünlük bu kadar artık. Umarım sohbetinden sıkılmamışsınızdır. Ben çok fazla çekemesem de bugünüm de sizinle paylaşırken çok keyif aldım. Sizi çok ama çok seviyorum. İyi ki benimleydiniz. Vloglarımı beğeniyorsanız bu videoya da beğenmelerinizi bırakmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.